Nasıl oldu da acaba Donald Trump Amerika'daki seçimi kazandı? Özellikle işte Müslümanlardan, Amerika'daki Müslümanlardan, siyahilerden, yani Donald Trump'ın oy almasının zor olması beklenen kesimlerden oy aldığı değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nasıl mümkün olabildi Gönül Hanım? Buyurun. Teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi ilk önce Kamala Harris'in kampanyasına odaklanmak gerekiyor bence. Kamala Harris kampanyasını birkaç şey üzerine inşa etti. Bunlardan bir tanesi demokrasi. Eğer Trump kazanırsa Amerikan demokrasisinin bugünkü bildiğimiz anlamda elden gideceğine, kaybedileceğine dair bir şey söylem kullandı. Ve kürtaj meselesi, yani kadın seçmeni mobilize etmek için kürtaj meselesinin ki 2022 yılında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla kürtaj hakkı kadınların elinden alınmıştı. Bunu kullanarak kadın seçmeni mobilize etmeyi ümit etti. Fakat bu her iki ekonomi de aslında Kamala Harris kampanyasının önemli bir ayağıydı. Fakat şimdi bu üç konuda da yaptığı hataları değerlendirmek lazım. Şimdi demokrasi elden gidiyor söylemine Trump ekibi şöyle yanıt verdi ve bence bu çok başarılıydı. Dedi ki 2016'dan 2020'ye kadar başkanlık yaptı Trump ve ülkeye faşizm gelmedi. Tam tersine bizim yönetimimiz altında ekonomi çok iyiydi. Şu anda iki tane savaş var dünyada, savaş yoktu. Ve bu söylem çok alıcısı olan bir söylem haline geldi. Kürtaj konusunda Kamala ekibinin stratejisini de şöyle kompanse etti. Evet, kadınlar şeye geldiler, sandığa geldiler, Kamala'ya oy verdiler. Fakat buna karşılık Trump kampanyası erkek seçmeni, özellikle genç erkek seçmeni sandığa çekme konusunda çok başarılı bir strateji izledi. Şimdi bu genç erkek seçmenin profiline baktığımızda bunların sosyal olarak çok muhafazakar olduğunu görüyoruz. Yani Kamala Harris'in temsil ettiği kadın haklarına, azınlık haklarına, LGBTQ haklarına, duyarlı, woke ideolojiye karşı duran genç erkek seçmen çok daha beklenenden çok daha fazla oranda sandığa giderek oy verdi. Dolayısıyla Kamala ekibinin kadınlardan kazanmayı ümit ettiği oyu bu şekilde kompanse etmiş oldu. Bunun nedenlerinden bir tanesi de aslında kürtaj konusunda eyaletler aslında 2022 yılında demokratlar ciddi bir şey almıştı, destek almıştı kadınlardan bu konuda. Kamala ekibi şöyle bir yanlış yaptı. Yine aynı desteği alacaklarını ümit ettiler. Fakat 2022'den bu yana şöyle bir değişiklik oldu. Eyaletler bu konuda inisiyatifi aldı ve eyaletler federal bir mesele olmaktan çıktı. Eyaletlerin inisiyatifi daha önemli hale geldi. Ve şeylerde de oy pusulasında da farklı bir bölüm ayrıldı kürtaja. Yani bir kadın hem Trump'ı seçip hem de kürtaj hakkımı koruyabiliyorum deme şansı vardı. Dolayısıyla kürtaj meselesi istenilen etkiyi yaratmadı Kamala ekibi için. Ekonomi ve düzensiz göç konuları çok önemliydi. Seçmenin en büyük endişelerinden bir tanesi ekonomiydi. Ekonomi konusunda her ne kadar Biden yönetimi altında ekonomik göstergeler iyiye gidiyor olsa da seçmenin algısına baktığımızda bunun böyle algılanmadığını gördük. Özellikle enflasyon, ki enflasyon aslında 2023 yazından itibaren düşmeye başladı. Fakat bu düşüşü hissetmedi, çok net bir şekilde hissetmedi seçmen. Kamala Harris'in yaptığı bir hata da ekonomi konusunda diğer konularda da kendini Biden'dan çok ayrıştıramadı. Biden çok popüler olmayan bir liderdi, bunu söylemek lazım. Yani baktığınızda görev onayı %40, bazen %40'ın altına düştü ki bu çok düşük bir oran. Ve Kamala Harris de çıkıp ben Biden'dan farklı bir başkanım. Mesela ekonomi konusunda sizin endişelerinizi giderecek şöyle bir program sunuyorum. Böyle bir netlikte bir platform sunamadı. Mesela 8 Ekim'de yaptığı bir söyleşi vardı, röportaj vardı Kamala Harris'in. Bence bu bir dönüm noktasıydı. Söyleşi yapan gazeteci şu soruyu sordu.
sizi Biden'dan ayrıştıran temel fark nedir dediğinde Kamala Harris aklıma hiçbir şey gelmiyor dedi bu konuda. Yani kendisini Biden'la aynı kefeye koydu. Ayrıştıran politikaları yeterince netlikle anlatamadı seçmene. Ve dolayısıyla böyle bir sonuç ortaya çıktı. Düzensiz göç konusu da yine seçmen için önemli bir endişe kaynağıydı ve bu düzensiz göç konusunda da yeterince ikna edici bir söylem tutturamadı. Ve son olarak şununla bitireyim. Bu bahsettiğim woke ideoloji aslında çok önemli. Şimdi pek çok uzman şunu söylüyor. Aslında seçmen ekonomiye bakarak oy verdi. Bu mutlaka doğru. Ekonomi önemli bir rol oynadı. Fakat bence aynı ölçüde sosyal muhafazakarlık, yani dediğim gibi bu toplumsal rollerin değişmesi, kadının toplum hayatında aldığı rol, buna karşı çıkan ya da işte bu LGBTQ hakları ya da azınlık hakları, bütün bunlara şey yapan, odaklanan o ideolojiye bir ciddi bir şey geldi, tepki geldi aslında muhafazakar seçmenden. Dolayısıyla bu konular etrafında bence şey yapabilir, anlayabiliriz neden Kamala Harris kaybetti, Trump kazandı. Peki bu işte Müslümanların, Hispaniklerin, Siyahilerin, Donald Trump'a bunlardan oy verenlerin oranında bir artış olduğu değerlendiriliyor. Bu beklenmedik bir şey değil mi? Yani Donald Trump'ın bu kesimlerden oy alması, Gönül Hanım? Yani siyahiler arasında evet bir süredir bir trend vardı. Siyahiler arasında oyunu artırdığı söyleniyordu. Fakat bir önceki seçimlere baktığımızda evet böyle bir trend var. Fakat bir önceki 2020 seçimlerine oranla aslında siyahiler arasında çok dramatik bir yükseliş yok Trump'a destek konusunda. Latinolar arasında var ve Latino erkekler arasında var. Bunu da nasıl açıklayabiliriz? Hem birincisi ekonomik faktörler rol oynadı. Çünkü bunların büyük çoğunluğu mavi yakalı seçmen. Fakat aynı ölçüde bence kültürel şeyler de, kültürel motivasyonlar da, yani bunların büyük bir çoğunluğu sosyal olarak muhafazakar seçmen. Biraz evvel bahsettiğim faktörler, o woke ideolojiye bir karşı çıkış olarak da bence bunu okumak lazım. Aslında çok daha önemli de bir şey var bence açıklayan, yani Trump'ın kazanmasını açıklayan şey. O da Demokrat Parti kendi seçmenini sandığa götüremedi. Ve özellikle partinin solu sandığa gitmedi, oy kullanmadı. Mesela 2020 seçimleriyle kıyasladığımızda milyonlarca insan, yani Biden'a oy vermiş 10 milyondan fazla seçmenin oy kullanmadığını görüyoruz bu seçimlerde. Ve bunların büyük çoğunluğu genç seçmen ve aynı zamanda dediğim gibi partinin solunda olan seçmen. Bu seçmen grubunun endişelerine baktığımızda da aslında bu Gazze meselesi, ekonomik sıkıntıların yanı sıra Gazze meselesinin de rol oynadığını görüyoruz. Mesela Michigan gibi yerlerde, ki Michigan'da önemli bir Arap Müslüman toplum yaşıyor. Normalde Biden %88 oranında bu kesimin 2020'de oyunu almışken ciddi bir düşüş görüyorsunuz burada Kamala'ya verilen oylarda. İşte burada da dış politika ve izlenen İsrail politikasına tepkiyi gözlemlemek mümkün. Peki, siz Oğuz Bey nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl oldu da Trump seçimi kazandı acaba? Gönül Hanım çok güzel açıklamalar yaptı. Onların aşağı yukarı hepsine katılıyorum. Tabii seçimi kazanmasında ilk önce bir... Ne diyelim, bir şaşkınlık ifadesini de kayda geçirelim. Çünkü Trump